Merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir hissemizde sizlerle beraberiz. İlk önce bir asıl uyarımızı bir yapalım. Burada anlatılan bilgiler kesin yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al, sat, tut tavsiyesi verilmemektir arkadaşlar. Burada kendi şahsi görüşümüzü sizlerle paylaşıyoruz. Siz de kendiniz araştırın. Öyle karar verin arkadaşlar. Evet, Megap polietileni yapacağız arkadaşlar. En son 6 gün önce yapmıştım. Yeniden bir yapmak istedim. Geniş kapsamlı olarak bir yapayım dedim. Şimdi Megap polietilen ne, hangi sektörlerde, onları bir inceleyelim. Ona göre yani bir arkadaşlar bir yatırım yaparken bu yatırımı bakarız değil mi? Yani hangi şirket ne iş yapıyor? Yelpazesi geniş mi? Hangi ürünleri var? Baktığınız zaman bu şirkette biliyorsunuz yeni el değiştiren bir şirket. Yani bir buçuk sene oldu yeni el değiştirili. Ve bayağı da finansalını düzeltti. Güzel yerlere de gelecek. Biz geçenki videomuzda dedik ki Sasa olma yolunda diye. Evet, onun yolunda ilerliyor. Bir sene sonra, iki sene sonra Sasa gibi daha güzel yerlere gelecektir arkadaşlar. Şimdi sektörler olarak bakalım hangi sektörlerde var. Otomotivde var arkadaşlar. Beyaz eşyada var. İnşaatta var. İzolasyon ve inşaat. Ambalajda var. Ayakkabı ve terlikte var. Tekstil ve çanta. Spor aletlerinde. Marina ve yat. Ortopedide. Yani arkadaşlar çok ürün yelpazesi bayağı bir geniş sektör. Sektörler bir senedimiz, hisse senedimiz. Yani geleceğe parlak arkadaşlar Megap'ın. Ben incelediğimde bunu arkadaşlar burada verdiğimiz hisseyi biz kimseye boş hisse vermenin peşinde değiliz. İleriye dönük yatırım yapmak amaçlı. Güzel bir hisse. Kesinlikle tabii yatırım tavsiyesi değil. Siz de kendiniz araştırın. Öyle kararını verin tabii. Biz de her zaman her videomda ben bunu söylüyorum. Bir hisseyi araştırmadan sakın alıp tutmayın elinizi. Evet. Öz sermaye karlılığı %46 geldi. Çok güzel. Şimdi biz hisselerde neye bakıyoruz arkadaşlar? Öz sermaye karlılığına bakıyoruz değil mi? Bu şirket net satışlarda ne yapmış? Bakın. Bu şirket 2013'te ne kadar? 11, 10, 10. Yani çok kötüymüş yani. Hep nereden bak? Çok kötü ve batıkmış yani şirket. Sonra ne zaman düzelmiş? 2019'un 6. ayında. Hatta 2018'in 12. ayından itibaren düzelmeye başlamış arkadaşlar bu şirket. Yani baktığınız zaman 50, 90, 169 ve son bilanço çok güzel bir bilanço geldi. Yani bu el değiştirdikten sonra yeni bir bayan, tabi bayan patron hanımefendi aldıktan sonra çok güzel yerlere geldi. Şimdi biz hissede neye bakarız? Net kâra bakarız. İşletme sermayesine bakarız. Ve öz kaynaklar. Öz kaynaklarımız bakın kaça kadar gelmiş. Yani nereden baksa yarı yarıya artmış arkadaşlar. 34'ten 59'a çıkmış. 60 diyelim onu yuvarlayalım. Bakın nerelerden gelmiş? 11'lerden, 10'lardan 60'lara kadar çıkmış. Yani şirket öz sermaye karlılığı da bakın istikrarlı bir şekilde gidiyor. Bakın eksi 15'lerden 46'lara gelmiş. Bakın Megap 6 ayda bir bilanço veriyor. 6 ayda verdiği bilançonun %46 çok güzel bir büyümesi var. Bakın 44, 29. Yani bu 2019'un 6. ayından sonra çok güzel bir büyüme potansiyeli var. Şimdi biraz da grafiğine bakalım arkadaşlar. En son cuma günü %1 ile kapattı. Bu demek değildir ki yani Megap daha da aşağılara düşecek. Megap biliyorsunuz en son yükseldiğinde ben bunu yaptığımda bir ay önce Şubat, Ocak'ta yaptım herhalde. Öyle tahmin ediyorum. 11.96'lara kadar çıktı. Şubat'ın birine. Şubat'ın birine 11.96'lardan tekrar geri geldi. Yani bir de oralara gelebilir mi? Tabii ki gelecektir. Oraları da geçecektir. Ama bu hemen olur mu? Olmaz. Hemen olmaz. Hemen buralara gelecek değil arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman Megap'a bir bakalım.
teknik analizine bir bakalım. 7.55'te güçlü bir desteğimiz var arkadaşlar. 7.55'e kadar gelme potansiyeli var. Burada bakın güçlü bir desteği var. Hatta borsanın çok kötü olması durumunda 7.40'a kadar da kayabilir. Yani 7.40'a bakın buraya 7.40'a okla gösteriyoruz burada. 7.40'a da gelip buradan tekrar güç alıp yukarı doğru çıkma potansiyeli var. Şimdi burada baktığımız zaman 8.30'luk bir direnci var. Biliyorsunuz ne zaman? Son pazartesi günü. Evet, yok. 10 Mart'ta buraları zorladı. 8.45'i zorladı. Oradan geri geldi. Orada bir direnç yaptı zaten. 8.45. 8.30'larda bir direnç yaptı. Sonra buralara geldi. Bakın şuradan döndü. Kaçtan dönmüş burada? 7.86'dan 8'e kadar attı yine kendini. Biz burada 8.30 gün içerisinde 8.30 üstünde kaldığı sürece, kapattığı sürece olumlu. Yukarı çıkış trendi güzel arkadaşlar. Yani güçlü bir direnci var burada. 8.30. 8.30'u kırarsa 8.80'e doğru gider. 8.80'de yine bir güçlü bir direnci var. Burayı da gün içerisinde kapattığı takdirde, yani kapanışlar 8.80 olduğu takdirde ilk hedefi 9.90'lar. Bir an önce 9.90'lara kendini atacaktır arkadaşlar. Orta vadede ve uzun vadede. Uzun vade derken yani bu 15 gün de olabilir, 1 ay da olabilir arkadaşlar. Yani bizim bunlara takılmayalım. Bir hisse senedi alırken bu hisse senedi biz düşünelim. Yani en az 6 aylık, en az 8 aylık düşünelim. Yani bir hisse senedi alıp hemen bir anda kazanmak, biliyorsunuz öyle çok şirketler var. Bir anda yükseliyorlar, sonra bir anda düşüyorlar. Şimdi 9.90 bizim orta vadede 10.50'lik bir beklentimiz var kağıttan. Zaten kağıt oraları görmüş. En son ne zaman görmüş? Şubat ayında görmüş. Şubat'ın ikisinde. Şimdi Mart'ın o aşağı yukarı pazartesi 15 olacak. Yani Şubat'ın ikisinden bu zamana kadar 8'lere kadar geldi. Bu demek değil ki bu kağıt çok kötü bir kağıt. Bu kağıt biz geçen dediğimiz gibi Sasa yolunda ilerleyecek. Yani Sasa olma yolunda. Ama bu ne zaman olur? Bir sene sonra olur, iki sene sonra olur. Yani güçlü bir yapısı var. Neden diyoruz bunu? Yelpazesi çok geniş arkadaşlar. Yani malzeme yelpazesi çok geniş. Spor olsun, çanta olsun, terlik olsun, ortopedi olsun, otomotiv olsun, inşaat olsun. Çoğu firmalara bu megapoliten köpük kullanılıyor. Onun için şirketin uzun vadede çok getirisi olacak arkadaşlar. Güzel kazançları olacak. Dediğim gibi mega biz 2 günde bir, 3 günde bir çekeceğiz. Pazartesi günü 7.55'e kadar düşebilir arkadaşlar. Kesinlikle paniğe kapılmayın. 7.40'a kadar düşebilir. Elinizde varsa paranız buradan alın. 7.40'dan alın. 7.50'den alın. Yukarı doğru çıkacaktır mega. Dediğim gibi burada 8.30 ilk direnci, ikinci rastı 8.80. Buralara kapanış yaptığı takdirde yukarıda ilk hedefi 9.90 olacaktır. Orta vadede 10.50'ler olacaktır. 10.50'lere kadar gelecektir arkadaşlar. Benim kendi şahsi görüşüm orta vadede 12.50 arkadaşlar. 12.50'ye kadar çıkma potansiyeli var. Ondan sonra tekrar bir yorum yaparız. Dediğim gibi arkadaşlar benim ikinci hissem Megab'a çok güveniyorum. Biliyorsunuz Sasa'dan sonra Megab'a en çok güvendiğim hisselerden biri Megab. Megab'ı da ara ara 2 günde bir çekmeye çalışacağım. Her grafikte değinmeye çalışacağım. Geleceğin güzel şirketlerinden olacak. Güzel kar getiren şirketlerinden olacak arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Yarın da inşallah borsamızı iyi açar. Öyle devam eder. İyi akşamlar.